Mutluluk deyince aklımıza ilk gelen besinlerden bir tanesi dondurma. Geçmişten bu yana çok severek yiyoruz dondurmayı gerçekten. Aslında meyve sularının içine şeker katılarak ya da sütün içine şeker katılarak dondurulmasıyla elde edilen bir tatlı bu. Ama geçmişten bu yana seviyoruz, ne kadar etkiliyoruz dediğimiz gerçekten doğru. Milattan önce 4. yüzyıla dayanıyor düşünün dondurma. Ama tabii ki dondurma zaman içerisinde çeşitlenmiş, e, damak tadımıza giderek daha da uygun bir hale gelmiş. Bugün yediğimiz dondurmanın temellerine ise Marco Polo'ya borçluyuz. Çünkü uzak doğudan Buraya bir şerbet reçetesi getirmiş. O şerbet reçetesi zaman içerisinde değişe değişe günümüzdeki dondurmanın yerini almış. Peki dondurma tabii şimdi her şeyde olduğu gibi dondurma da çok çeşitlendi. Ben ilkokulda çıkardım ve bir tane amca vardı böyle getirirdi elinde şeyle bir şeyle getirdi. İki tane içinde de dondurulmuş külah vardı. Çikolata kaymak. Evet. Başka bir şey yoktu. Çikolata kaymak, çikolata kaymak. Bizim dondurma bildiğimiz gibi. Şimdi yüzlerce çeşit dondurma var. Yüzlerce çeşit dondurma var. Dondurmanın da tiplerine göre çeşitlendi çeşitleri var. Biz hepsine dondurma diyoruz aslında ama hepsinin farklı özellikleri olabiliyor. Mesela dondurma dediğimiz şey aslında sütün kremasını içeren çeşit. Süt kremasından elde ediliyor bu dondurma. Bir de sütlü buz var. Bunda süt kreması kullanılmıyor. Bitkisel yağlar kullanılıyor. Yine içerisinde süt var bir miktar ama yağsız olarak. Bir eee Buzumuz var, meyveli buz. Bu da meyve sularının dondurulmasıyla elde ediliyor. Ya da içerisine renklendiriciler, tatlandırıcılar katılıyor ve renkli bir buzu biz keyifle yiyoruz. Bir de sorbeler var ki sorbeler meyve pürelerinden, meyve parçacıklarından oluşuyor. Şimdi bunlar içerisinde saydığımız en yağlı olanı dondurma. Çünkü içerisinde süt var, sütün kreması var. Ama en yağsız formuna dikkat edenler için de özel olan sorbeler... Onlarda %0.1 oranında yağ var. Çünkü içerisinde dediğim gibi meyvenin püresi ve suyu bulunuyor.